Bugün saraycıklarını gönüllerinde kurdukları sarayları annelerinin babalarının onlara kurduğu mini ihtişamlı sarayları tatlı ve narin bir şekilde terk edip onların için mağara statüsünde olacak yere çekilenler Allah şahittir ki Kur'an'ı indiren Cebrail şahittir ki, bize Kur'an öğreten Muhammed Aleyhisselam şahittir ki, bugünün ashabı kehfi olarak Rablerinin huzuruna gidecektirler. Bir sürü engele rağmen, aradan geçen binlerce yıla rağmen, çünkü 2000 bin taneye yakın yıl geçti bu olayın üzerinden, Buna rağmen, buna rağmen, Kur'an eğer, sen ey genç, sen ey genç kız, ey Muhammed Aleyhisselam'a iman eden genç, sen de, levh-i mahfuzda kayıtlı isminle, arşa doğru koşabilirsin, yeter ki, sana kurulmuş, sana tuzak olarak önüne getirilmiş saraylardan mağaraya gitmeyi bil o mağaradan da arşa alaya gideceksin diyecek olmasaydı Allah Kur'an'ımız Kehf suresi diye bir sure önümüze koymazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her cuma bu sureyi okuyun diye tembih etmezdi bize. Kur'an, Fatiha suresi her namazda okunup, başka türlü eksik kalır diye bizi tembihlediği gibi, herhangi bir suresindeki, herhangi bir olayı da, Tahrim suresinde Asiye'yi örnek gösterirken, Meryem'i örnek gösterirken, aleyhisselam, filan suresinde İbrahim aleyhisselamı örnek gösterirken, Ashab-ı örnek gösterirken, Buruç suresinde, hikaye anlatmıyor, davetiye getiriyor, gel ey genç, Buruç suresini gör, delikanlı gör diyor. Eh Kehf suresini gör, delikanlı gör diyor. Kur'an, Kur'an'ımız bizi davet ediyor. Muhatabı biziz. Bizden önceki nesillerin bir bölümü, Allah'ın bu muazzam kitabını, bu büyük davetiyeleri önümüze getiren kitabını, ölülerin okuyup rahmet bulacağı bir kitap zannetmiş olabilir. Şahit ol Rabbim, biz öyle düşünmüyoruz. Diri iken, Kur'an'ın adamı olanlara, Kur'an'ın şefaat edeceğine, Bakara ve İmran suresini, hayatta iken, bülbüller gibi okuyan delikanlıların, kabre girdiği gün, başında ve ayağının ucunda, Ali İmran suresini, Bakara suresini bulup şefaat göreceğine iman ediyoruz. Birileri Kur'an'ımızı sadece ahlak kitabı zannedip, onu devletten, toplumdan, ticaretten uzaklaştırmış olabilir. Bunu bizim babalarımızda, hatta bize namaz kıldırma cüreti göstermiş hocalar da yapmış olabilir. Siz ey gençler, siz ey gençler, İbn Mesud olacaksınız. Ve bu Cehil'in karşısına geçip kulak zarınızı patlatması pahasına da olsa Allah'ın Rahman olduğunu, Allah'ın kitap indirdiğini okuyacaksınız. Amel edeceksiniz. Bu ümmetin umudu da siz olacaksınız Allah'ın izniyle. Böyle olduğu gün bu ümmet Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti gençlerinin gayretiyle 21 yaşında Hristiyanlığın kalesi, Bizans'ın surları önünde, delikanlıca, Allahu Ekber diyen Fatih'in, yakın akrabalar olarak, bir biiznillahü teala, sizin gayretiniz ve himmetinizle, göklerden yere kadar, melek dolacak bu dünya, Allah'ın yardımı gelecek, yıkılmaz surlar yıkılacak, internet nesil çürütemeyecek o zaman, Ümmeti Muhammed insanlığın yine şeref tablosu olacak. Yine ümmeti Muhammed insanlığın önderi olacak Allah'ın izniyle. Bunu başkalarına sakın havale etmeyin. Bütün mağaralar, mağaralaştırılabilecek yerler sizi bekliyor. Allah orada sizin kalbinizle ta göklere kadar bağlantı kuracak. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ Kalplerini bağlantıya geçirdik. Varabatna ala kulubihim. Kalplerine bağlantı kurduk. Bir de baktılar ki koca Roma imparatoru karşılarında fare gibi durdu. Onu bir fare yerine koydular. Eyalet valisini farenin de faresi olarak gördüler. Herkesin tir tir titrediği bir salonda ayağa kalktılar da Rabbuna Rabbus semavati vel ard dediler. Göklerin ve yerin Rabbidir bizim Rabbimiz. Siz kim oluyorsunuz dediler. Niye dediler biliyor musunuz? Maaş aldığın sarayda bu konuşulur mu? Konuşursun tabi. Allah görürse ki sendeki kalp ve yürek öyle bir açıldı ki sanki levhi mahfuzdasın. Arşın dibindesin de Cebrail'i görüyor gibi senin gözlerin açıldı Allah'a imanın, Kur'an'a imanın o hale geldiyse, وَرَبَطْنَا عَلٰى <قُلُوبِهِم> kalbine Allah ilhamlar gönderir. Ta Cebrail aleyhisselamdan itibaren, insanlığın gördüğü ne kadar feyiz ve heyecan varsa, Allah onu senin kalbine yağdırır, ondan sonra koca dünyanın yarısının tanrısı benim diyen Roma İmparatorunun karşısında, Östelik de izin almadan hey be kim oluyorsun sen der onu fare gibi görürsün o sarayda kendi sarayında adamı. Bunu İsa Aleyhisselam'ın ümmeti olmak şerefine ermiş altı tane yedi tane delikanlı yapar da Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini okuyan Buhari dinleyen, Müslim dinleyen, Ebu Davud gören, belki de kütüphanesinde Ebu Davud olan kızlar yapamaz mı zannediyorsunuz? Vallahi yapar. Yapar. Ne kadar yapıldı da gördük biz bunu. Bu topraklar küçük bir özür cümlesiyle hatta söylemeye utanıyorsan kağıda yaz özür dilerim de idamdan kurtul diye teklif getirilen adamlara ben namazda tahiyyatta Eşhedü en la ilahe illallah derken parmağımı kaldırıyorum. O parmağımı kaldırdığım elimle, kelime-i şehadette kaldırdığım parmağımla bir kafirden özür diler diye bir kelime yazar mıyım ne zannediyorsunuz deyip, ipe giden adamlar bunu nasıl yaptılar? Ve rabatna ala kulubihimle. Göklerden yere kadar kanallar indi kalplerine. Sanki bir sahilde piknik yapmaya gidiyor gibi idam sehpasına böyle gittiler.